Zevkli değildi ama ikinci yarı özellikle Real Madrid'in golünden sonra güzel bir maç seyrettik. Real Madrid de ikinciyi bulabilirdi. Liverpool'da skoru eşitlerdi, hatta kurtu olmasa dediğin gibi skoru 2-1 de yapabilirdi. Ama şunu gördük, artık hani isimlerden öte, yani biz sene başında Real Madrid hatırlarsınız Şerif'e kaybettiğinde Ancelotti ile bu iş olmaz. Çok konuşuldu dünya futbolunda. Real Madrid'in bu kadrosu yetersiz. Ama hoca bir sistem oturttu işte. Vinicius Junior bir yanda bir star olma yoluna girdi. Valverde'yi hiçbirimiz beğenmiyorduk. Valverde dün golün asistini yaptı. Yani takım olma olgusunu çok iyi yaratabilen bir hoca Ancelotti. Bunu Milan'da da yaptı, Real Madrid'de de yapabiliyor. Ve dün bence daha çok takım olan, daha çok isteyen kazandı. Liverpool tabii ki çok başarılı bir takım. Ama çok büyük bir sıkıntı yaşayacaklar yani ruhsal olarak. 10 günde öncelik, sonra Şampiyonlar Ligi. Bütün finalleri oynadılar bu sene. FA Cup oynadılar. Lig kupası. Bitti. Yani iki tane son maça kaldılar. İkisinde de özellikle ligde hani son 5 dakikada şampiyonluk ellerinden uçup gitti aslında. Yani 5 dakikada 3 gol attı. Yani sen Klopp'u Türkiye'de görür müyüz? Yok canım, Klopp 2026'ya kadar imzaladı. Alisson'un içine Karius kaçmış mıdır? Alisson'u görür müyüz seni? Yok, Alisson'luk bir şey yoktu yani. Golde yapabileceği hiçbir şey yoktu bence. Bir de farklı bir skor olmadığı için de. Ama Liverpool eğer Mane'yi kaybederse, dün biliyorsunuz hani Gökhan da maçı yayını anlatırken Bayern Münih'te böyle bir şey olursa çok güç kaybeder. Yani çünkü onun değerinde bir oyuncu şimdi yok, düşünüyorum. Haaland gitti. Zaten PSG'de kaldı diğerleri işte. 3 tane süperstar. Anca alabilirse Milan'dan Leao'yu. Onu da Mali'nin dedi ki bırakmayacağız.